Bey o ya başka ustalar güzel destek geçirdiler. Şimdi yani gerçekten bu teknikler yani söylediler çok yüksek seviyede söylediler yani. İyi geçirdi. Çok iyi. Kalender Bey, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ben Kalender Şahin, Savunma Sporları Federasyonu Merkez Hakem Komite Başkanıyım. 1983 yılından beri Kyokushin Karate yapıyorum. Şu anda da işte federasyonumuzun Merkez Hakem Komite Başkanlığı'nı yürütmekteyim işte arkadaşlarımla beraber. Amacımız işte bu sporu ülkemiz insanlarını kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, temiz ahlaka yöneltmek için kendini savunabileceği, kötü alışkanlıkları yenebileceği sportif yarışmalarda güzellikleri sergilemek istiyoruz. Peki bize Kyokushin Karate hakkında biraz daha bilgi verir misiniz? Nasıl bir spordur, nasıl yapılır? Kyokushin Karate akıl ve mantığın birleşmesi, tüm sporların iyi tekniklerin bir araya gelişiyle sertliğe dayalı boks ağırlıklı bir spor. Fakat yarışmalarda sakatlık oluşmaması için surata yumruk yasaklanmıştır. Öğreti de var ama yarışmalarda sakatlık oluşmaması için surata yumruk yok. Ama onun dışında nakavt sistemdir. Peki gelecek için hedefleriniz var mı? Gelecek için tabii ki hedeflerimiz var. Şöyle, 3 öğreti yapmak istiyoruz. Üyelerimize ve insanlarımıza kavga etmemeyi öğretmek. İkinci, dayak yememeyi öğretmek. Üçüncüsü, imha etmeyi öğretmek. Tabii ki sporculuk, ahlakı ve kurallar içerisinde. Hava Taşkıran, 21 yaşındayım. Bu sporla 5 yıldan beri uğraşıyorum. İlk lisede başladı ve liseden sonra devam ettim. Üniversitede okurken de devam ettim. Ailemden çok az destek aldım ama hep arkamda oldular. O konuda hiç sıkıntı çekmedim. Tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum, özellikle bayanlara. Çünkü dışarıda neyle karşılaşacağını bilemiyorsun. Ve akşam dışarıda özellikle tek başına olduğun zaman çok faydası var ve de cesaret alabiliyorsunuz. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Peki bir bayan olarak savunma sporlarının zorlukları nelerdir? Zorlukları çok fazla yok. Öncelikle istekli olmak gerekiyor. Kendine güven gerekiyor. Ve bu sporu sevmek gerekiyor. Peki gençlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Spor hayatımızda çok önemli bir yer kaplıyor. Özellikle çalışan insanlar için stres atmak için çok güzel bir yöntem. Tavsiye ediyorum. Benim için çok önemli. Erdinç Bey, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Yaklaşık 22-23. Yılındayım. Savaş sanatlarıyla ilgileniyorum. Pek çok branşta siyah kemer ve antrenörlük seviyesindeyim. Son yıllarda da özellikle son 5 yıldır dünyada yükselen sistem olarak gördüğümüz MMA, Mixed Martial Arts konusunda o konu üzerine daha çok eğildik. Ve o çalışmaların sonucunda da Savunma Sporları Federasyonu içerisinde bunu branş haline getirebildik. Şu anda bütün çalışmalarımız onun üzerine yoğunlaşmış vaziyette. Uğraşıyoruz işte. Peki SAS FED teknik gelişim seminerini bize kısaca anlatabilir misiniz? SAS FED içerisinde MMA ve Jiu Jitsu yeni yapılandırdığımız bir yapı. Yeni oluşturduğumuz bir yapı. Amacımız bu tarz teknik seminerlerle Türkiye genelinde yaklaşık her ay bir ilde planlıyoruz. Türkiye genelinde MMA ve Jiu Jitsu'nun mümkün olduğu kadar çok kitleye ulaşması, bu konuyu çalışmak isteyen sporcuların ve bu branşa geçiş yapmak isteyen antrenörlerin bu oluşumun içerisinde yer almasını sağlamak ve böyle bir birliktelik oluşturmak amaçlıyoruz teknik seminerlerle. Hem de konuyla ilgili teknik yapılardan örnekler vererek program hazırlıyoruz. Hem kaynaşma hem teknik olarak iletişim sağlamak adına faydalı oluyor. SAS ve teknik gelişim semineri hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Şimdi bugün burada yaptığımız seminerin birinci ayağını daha önce Antalya'da yapmıştık. İkinci ayağını burada kapatlı beldemizde, Şirin beldemizde gerçekleştiriyoruz. Buraya Almanya'dan katılımcılarımız var. Ülkemizin güzel illerinden katılımcılarımız var. Yaklaşık 40 iş ile eğitim seminerimiz yapıyoruz burada. Bunların hepsi antrenör arkadaşlar. Karateci, tekvandocu, judocu, bütün spor dallarını MMA adının altında birleştirir. Sayın Üçer, günün değerlendirmesini yapar mısınız? Günün değerlendirmesi sizler de izlediğiniz gibi çok güzel. Gelen katılımcılarımız çok memnun ayrıldılar. Biraz önce de sizlerin izlediğiniz gibi Sayın Belediye Başkanımız İrfan Mandalı Bey katılımcılarımıza belgelerini, plaketlerini takdim ettiler. Çok güzel bir şekilde devam ediyor. Yarın da devam edecek. Kapaklı Belediyesi bünyesinde savunma sporları faaliyetleri devam edecek mi? Edecek mutlaka. Çünkü Kapaklı'da biliyorsunuz aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcılığı görevimizi üstleniyoruz. Onunla birlikte savunma sporlarında faaliyetler yapacağız. Temmuz ayında Kapaklı Belediyemizin şeyi var, festivali var. Bu festivalde uluslararası bir faaliyet düşünüyoruz. Onun organizasyonu şimdiden başladık biz. Devam edecek. Bu faaliyetlerimiz iyi bir şekilde devam edecek. Turgut Bey, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ben Turgut Ordu. Uzak Doğu sporlarında 39 yıldır devam etmekteyim. Öğrenci ve antrenör arkadaşlar bir arada güzel bir çalışma yapmış bulmaktalar. Günün güzelliğini hep birlikte paylaşıyoruz. Yani siz de geldiniz ve aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. SAS ve Teknik Gelişim Seminerini kısaca anlatabilir misiniz? Şimdi Savunma Sporları Federasyonu'nun bir çalışması da karışık müsabaka sistemlerinin bir arada olduğu bir sistemdir bu yapılan çalışma. Bir bakıma kafes dövüşü diye adlandırdıkları, bir bakıma serbest mücadele diye adlandırmış oldukları bir sistemdir. Bu konuda eğitim görmek isteyen diğer antrenör arkadaşlara bu imkanı hazırladık. Aynı zamanda Bak Belediye Başkanımız da bu konuda bize çok yardımcı oldu. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bugün Mehmet Çelik'te Spor Penceresi programında Savunma Sporları Federasyonu'nun hazırlamış olduğu semineri ekranlarınıza taşıdık. Evet, Cengiz Uçar'ı kutluyoruz. Gerçekten burada Sayın Emin Sırma Çekici'nin başkanlığında. Tabii Cengiz Uçar'ın çok büyük faaliyetleri var savunma sporlarında. Hepsini kapaklıyı kutluyoruz. Başarılarına devam ediyoruz. Sevgili Mehmet kardeşim, programını dikkatle takip ediyorum. Amatör branşlara verdiğin destek için tebrik ve teşekkür ediyorum. Taraftarlarla ilgili bir program yaparak o konuda da katkıda bulunmanı diliyorum. Ahmet Malatyalı Mimar. Eski Eyüp Spor Kulübü Başkanı, eski Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Malatyalı, sizin de çok büyük emekleriniz geçti Eyüp Spor Kulübü'ne. Oradan tabii hepsini kutluyoruz. Bu güzel isteğinizde tabii ki taraftarlarla ilgili de köşemiz var, yer veriyoruz. Bir arada Eyüp taraftarlarını da alacağız, onların da güzel görüşlerini alacağız. Malatyalı ailesine buradan iyi akşamlar diliyorum. Efendim Sayın Başkan ve Sayın Aktepe. İsterseniz artık programın sonuna doğru geldik ama birliğin sesini şu güzel, ben aslında kongreyle ilgili sevgili Gençtürk de bana söyledi. Birliğin Sesi dergisini şöyle bir anlatır mısınız rica etsem, tanıtarak? Şimdi Birliğin Sesi dergisi bu 5. sayımız. Aytekin Akay kardeşimizle birlikte bu dergiyi hazırlıyoruz. Sağ olsun Sayın Başkanımız da büyük destek veriyor bize. Birliğin Sesi dergisi sadece birliğin sesinden çok, bir de Küçükçekmece'deki tüm spor faaliyetleri. Yani burada futbol değil. Bir sayfa açabilir miyiz? Şöyle bir bakalım. İçerisi de nasıl? Evet. Burada futbol değil sadece. Diğer spor branşlarına, salon sporlarına kadar hepsine yer veriyoruz. İşte sporcu anketi yapıyoruz. Sporcunun kısa tanıtımıyla ilgili. Ondan sonra beslenmeyle ilgili sporcuların. Yani bu sadece bütün evlere kadar, ev hanımlarına kadar girebilecek bir dergimiz. Doğal olarak bir de ayrıyeten bu dergimizde
ilçemizde profesyonel olmuş, milli olmuş sporcuları da yer vererek ilçemize tanıtma çalışıyoruz. Evet. Büyük de bir ilgi görüyor yani. Hatta sabırla bekliyorlar yeni sayısını. Daha bunu yeni çıkardık. Ama gerçekten bak yani, yenisinde şöyle, hemen şey yapmak istiyorlar. Sevgili Genç Türk, gerçekten markalaşmayı bu gibi yayıncılıkla da tüm Türkiye'ye, tüm İstanbul'a örnek oluyorsunuz. Biraz önce çok güzel bir sayfa vardı. Yemen Ekşioğlu'nun da burada röportajları var. Peki Sayın Aziz Yeniay'ın malzeme dağıtımını biz hep beraber vermiştik. Zaman zaman tabii sokaktan görüntüler. İsterseniz siz devam edin. Zaman zaman sadece arkadaşlar bu görüntüleri artık görmek istemiyoruz. Gelinen modern dünyada, modern çağda görüyoruz. Çocuklarımız bu sahaları görüyor. Bu İstanbul'da mevcut bir saha. Yetkililer bu sahayı çok iyi biliyorlar. Bunları istemiyoruz. Küçükçekmece değil yalnız orası. Orası Küçükçekmece değil. İstanbul'umuzda bir yer. Artık bunları sevgili Yemen Ekşioğlu neresi olduğunu biliyor. Bu güzel görüntülerini Sayın Başkan'ın da burada güzel bir röportajı var. İl Başkanı'nın. Sayın Yemen Ekşioğlu'nun. Sayın Ekşioğlu bak biz sizi gösteriyoruz güzel güzel. O sahalarda size yakışır bir şekilde güzel bir hale gelsin. Esnaf spor ve sahası. Sevgili Efkan Bucak çok güzel bir köşe yazmış. Efkan Bucak'a da sevgiye selamlarımızı yolluyoruz. Zira o esnaf sporun Yeşilova'nın bir evladı. Peki Yeşilova sahası, esnaf Yeşilova sahasının bu standart pozisyonlara Aziz Yenay'ın büyük bir çabası var. Evet, bir ay. Biraz bahseder misiniz? Tekrar kazandırdı. Tekrar kazandırdı. Nizam bir şekilde ışıklandırmalı bir vaziyette. Daha bitmedi yalnız. Bir aylık bir sürecimiz var. Bir ay sonra kısmetse toplu bir saha tesis açılışıyla beraber resmi müsabakalara kavuşturmuş olacağız. Burada emeği geçen, başta belediye başkanımıza duyarlı davranmasından, spora verdiği desteklerin dolayı program kapanmak üzere galiba. Evet. Teşekkür ediyorum. Tabii kararlı, planlı, istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok konuşulacak konular var konularımız ama, evet. Vardı ama zaman çok çabuk aktı. Çok güzel bir program oldu. Tabii bunu ben kapanış konuşması olarak herhalde yapmıyorum. Evet. 24 amatör spor kulübümüz var. Bunlardan 16'sı 2. amatör küme, 5'i 1. amatör küme. İkisi süper amatör, birisi de bölgesel. Evet, siz devam edin. Sevgili Gökay, şu kulüpleri şöyle bir gösterelim. Devam edin Sayın Gençler. Bütün hedefimiz kurumsal yapımızı, köşeye alır. Evet. Kurumsal yapımızı oturtmak. Bu anlamda web sayfamızdan, dergimize kadar, toplu mesaj sistemimizden, kulüpler birliğinin kendi binasına kadar günübirlik yerimiz açık. Bütün spor kulüplerimizde istişare halindeyiz. Bize ulaşan konuları...